Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere düzgün renk değiştirme tekniğinin nasıl yapılacağını öğreteceğim. Elimde tutmuş olduğum iki farklı teknik var. Bu ilk teknik arkadaşlar, genelde çoğumuzun kullandığı renk değiştirme tekniği. Bu çalışmada gördüğünüz üzere renk değiştirdiğimiz sıralar daha diş diş ve tek tek görünüyor ve belli oluyorken yeni teknikte renk değiştirdiğimiz sıralar çok daha düzgün görünüyor. Bütünlüğü bozmuyor ve ördüğünüz oyuncaklar çok daha kaliteli görünüyor. Şimdi bu iki tekniğinde nasıl örüldüğünü ben videomda sizlere anlattım. Eski tekniği nasıl örüyoruz yeni tekniği de nasıl öreceğiz. Videomda ikisini de sizlere öğrettim. Tabi bu iki tekniği öğretirken de arkadaşlar renk değiştirmenin de nasıl yapılacağını sizlere anlattım. Videomu ve çalışmalarımı beğeniyor ve desteklemek istiyorsanız da beğeni ve yorumlarınızı arkadaşlar mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız Düzgün renk değiştirme tekniğinin nasıl yapıldığını Haydi hep birlikte öğrenelim Şimdi genelde hepimizin uyguladığı Yöntemi örnek olarak göstereceğim size e, Genelde ördüğümüz çalışmalarda Renk değiştirmelerde görüntü nasıl oluyor Ona bir göz atalım önce Şimdi bakın burada renk değiştireceğiz Şöyle ipimizi bırakıyoruz ve son sık iğnenin içerisinden şöyle iki ilmeğin içinden tığımızı geçiriyoruz. Şimdi diğer ipliği alacağım. Diğer ipliği de bu iki ilmeğin içinden geçireceğiz. Bu şekilde alıyoruz. Diğer iki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? sarıyla örmeye devam edeceğiz ve renk değiştireceğiz. Şimdi sonraki boş sık iğneden devam ediyorsunuz örmeye. Şimdi buradan alıyoruz. Örerken bu kısa sarı ipliği de iç tarafa alırsanız örgünüz sökülmez, daha sağlam olur. Şimdi sonraki sık iğneden geçiriyorum. Tekrar alıyorum. Devam ediyorum bir tane daha öreceğim kısa ipliği içe alarak şimdi artık almanıza gerek yok bu ipi bırakın şimdi bu mavi ipliği çekeceğim devam edeceğim şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar bir sıra genelde hepimizin ördüğü çalışma tekniği bu daha kolay geldiği için ya da yeni tekniği bilmediğimiz için genel olarak yaygın kullanılan teknik renk değiştirmede bu arkadaşlar fakat renk değiştirdiğimiz zaman bu göstermiş olduğum örneğe göre renk değiştirdiğiniz zaman çalışmanızın görüntüsü böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle diş diş renk değiştirdiğiniz iplik belli oluyor. Şimdi ben bunu sonuna kadar öreceğim kamera arkasında örneğimiz olsun elimizde. Şimdi devam edeceğim örgüye. Evet genel olarak renk değiştirmenin e, çoğunuzda bu şekilde göründüğüne eminim. E, gördüğünüz gibi diş diş görünüyor renk değiştirdiğimiz sık iğneler. Şimdi ben size daha e, farklı bir yöntem öğreteceğim. Bu teknikle ördüğünüz zaman yani şimdi öğreteceğim teknikle ördüğünüz zaman e, bu şekilde diş diş görünmeyecek çalışmalarınız. Şimdi diğer tekniğe geçelim. Şimdi sıra geldi size öğretmek istediğim çalışmanızı çok daha düzgün gösterecek renk değiştirmeyi öğrenmeye. Şimdi son sık iğneyi şöyle bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ve son iki ilmeğin içerisinden de tığınızı geçiriyorsunuz. Şimdi diğer ipliği alacağım. Hangi renk iplikle değiştirecekseniz rengi o ipliği alıyorsunuz. Şimdi bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Şimdi mavi ipliği çekin. Böylece ipi değiştirdik arkadaşlar. Şimdi bu iki ipi de şöyle elinize sarıyorsunuz ama düzgün sarın şöyle karışmasın ipler. İkisi de yan yana olsun. Şimdi bu şekilde aldık. Şimdi bir iki sık iğne örerken bu kısa ipliği de iç alarak örelim ki örgümüz sökülmesin. Şöyle sıkıştıralım sarıyı. Şimdi sonraki boş dikşatı batırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadan mavi ipliği alıyorsunuz. Bakın mavi ipliği bu şekilde alıyoruz. Şimdi sarıyı alıyorsunuz. İkisinin içinden geçiriyorsunuz devam edeceğiz bu şekilde. Sonraki boş dikişin içinden tığ geçirip mavi ipliği alıyorsunuz. Sonra sarı ipliği alıp ikisinin içinden geçiriyoruz. Bir sonraki boş dikişin içinden tığ geçiriyorsunuz. Mavi ipliği alıyorsunuz. Sonra sarıyı alıyoruz. Böyle devam edeceğiz tek tek mavi şimdi sarı mavi şimdi sarıyı alacağız mavi şimdi sarı mavi sarı şimdi bu şekilde örgüye devam edelim arkadaşlar Sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Çünkü diğer sırada e, çalışmaya nasıl devam edeceğinizi de size öğreteceğim. Ben de kamera arkasında örüyorum. Devam ediyoruz. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet, bakın sıranın sonuna kadar ördüm çalışmayı. Şimdi buradayım, son dikişteyim. O son dikişi de öreceğim. mavi ve sarıdan alıyoruz. Evet. Son dikişi de ördüm. Bir sırayı tamamladım. Bakın sizin çalışmanız da böyle görünecek. Bu şekilde olacak. Şimdi bundan sonra artık ne yapacağız? İpi değiştirdik. Sarı iplikle örgüye devam ediyoruz. Buradan devam edeceğiz. Bu V dikişlerden öreceksiniz. Burada V şeklinde dikişleri görüyorsunuz. Tı bu V dikişin altından geçireceğim ve örgüme artık devam ediyorum bu şekilde örmeye. Her V dikişten geçirip bir sık iğne örüyorsunuz. Bakın bu şekilde. Tek tek örüyorsunuz. Normal örgümüze devam edeceğiz. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde örelim ve çalışmamızın nasıl görüneceğine sıra bittiğinde tekrar bakıp göz atalım. Şimdi ben de kamera arkasında öreceğim. Bu öğrettiğim şekilde örgünüze devam ediyorsunuz sıranın sonunda da buluşuyoruz. Evet, ben bir sıra örgümü tamamladım arkadaşlar. Bakın iplik renk değiştirdiğimiz sıra ne kadar da düzgün duruyor. Hiçbir şekilde diş diş görüntü olmadı. Şimdi diğer örneğimize de bir bakalım, karşılaştıralım. Diğer örneğimizde burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada diş diş Renk değiştirdiğimiz sıralar çok belli. Fakat diğer ikinci örneğimize bakarsanız da buradaki renk değiştirmelerin çok daha düzgün ve çalışmamızı daha kaliteli gösterdiğini sizler de görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Böylece yeni bir tekniği de Color Karnaval kanalında birlikte örerek öğrenmiş olduk. Hepinize videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni çalışmalarda, yeni tariflerde, yeni tekniklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.